TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam 25 Mart 2009 tarihinde geçirdiği helikopter kaza sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun trajik ölümünü inceleyeceğiz. Türkiye'nin yakın tarihinde trafik kazaları ya da uçak kazaları ile ilgili o kadar çok olay var ki insan hangi birini ele atacağını şaşırıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun başına gelen de aslında böyle trajik kazalardan bir tanesiydi. Başta olay meydana geldiği zaman aslında herkes kaza demişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan bazı bulgular gösterdi ki işin içinde bir bit yeniği vardı. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçmişine baktığımız zaman da birçok şeye vakıf olduğu, devletin derinliklerindeki birçok bilginin kendisine geldiği ve belki de bu yüzden birilerinin hedefinde olmuş olabileceği de bir gerçekti. Peki ama Muhsin Yazıcıoğlu kimler tarafından ya da niçin öldürülmüş olabilirdi? Bunun için de Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığı dönemden günümüze kadarki bütün ilişkilerine şöyle bir bakmakta fayda var. Türkiye'nin en kritik dönemlerinde, en kritik anlarda her daim milletin yanında yer almış bir liderdi Muhsin Yazıcıoğlu. Belki de birileri bütün bunları bildiği için kendisini hedef seçmişlerdi. Ne yazık ki Türkiye'nin yakın tarihinde bu tür cinayetler ya da kazalara bakıldığı zaman aslında ortaya hiçbir şey çıkarılmadı. Devletin kendisinin bile cinayet olduğunu bildiği birçok olayın üstü her daim örtüldü. Devletin derinliklerinde çekirdek kadrolar kritik bilgilerin ele geçmesine hiçbir zaman müsaade etmediler. Muhsin Yazıcıoğlu olayını araştıran, soruşturan savcılar da, hakimler de bir yere kadar geliyorlar ancak bir yerden sonra bazı şeylere ulaşmak mümkün olmuyor. İşte bu gece komplo teorisinde Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimlerin hedef gösterdiğini, niçin öldürülmüş olabileceğini etraflıca inceleyeceğiz. Komplo teorisi başlıyor. Cinayet olduğu yönünde fazlasıyla bulgu var. Dünyada ve ahirette elbette bunun bir hesabı vardır. Bu hesap sizin omuzlarınızdadır. Hiçbirimizin garantisi yok. ...1968'de cemiyetçilik çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Üniversite eğitimi için 1972'de Ankara'ya geldikten sonra da Ülke Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'nda bulundu. Yazıcıoğlu, 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanı oldu. 1980 sonrası yapılan yargılamalarda da 5 yıl hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapishanede yattı ve suçsuzluğu anlaşılınca beraat etti. 1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980'den sonra MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasında yargılandı. 5,5 yıl hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak cezaevinde kaldı. Burada Üşüyorum adlı meşhur şiirini yazmıştı. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak
güvercinler ülkesinde dolaşıyor, bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp, mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Zikre dalmış her şey. Güne gülümserken papatyalar, dualar gibi yükselir ümitlerim. Güneşle kol kola kırlarda koşarak, siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde, ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum. Yazıcıoğlu cezaevinden çıktıktan sonra cezaevindeki ülkücüler ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı. Yazıcıoğlu 1987'de Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 20 Ekim 1991 milletvekili genel seçimlerinde Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ve Islahatçı Demokrasi Partisi'nin oluşturduğu ittifak bünyesinde milletvekili aday olan Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tan milletvekili seçildi. Yazıcıoğlu 7 Temmuz 1992'de içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşmadığı gerekçesiyle 5 milletvekili arkadaşıyla beraber Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrıldı. 29 Ocak 1993'te Milliyetçi Çalışma Partisi'nden ayrılan bir grup arkadaşıyla beraber Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve partinin genel başkanı oldu. 24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakında 20. dönem Sivas Milletvekili olarak yeniden parlamentoya giren Yazıcıoğlu, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi ve seçimlerden önce bıraktığı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı'na tekrar seçildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştükten sonra ortaya hemen acaba bu bir suikast olabilir mi sorusu zihinlerde yer etti. Her ne kadar ilk başta kaza gibi görünse de iş mahkemeye taşındıktan sonra bazı gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. Gizli tanıklardan bir tanesi, ki bu gizli tanık hava kuvvetlerinde çalışıyordu, bu işin bir suikast olduğunu iddia etmişti. Ama nedense bu gizli tanığın anlattıklarından sonra olay daha derinlere gitmedi. Peki ama gizli tanık bu kadar çok şey anlattığı halde niçin bu olay bir yerlerde kesiliyordu? Bakın, gazeteci yazar Adem Yavuz Arslan bu konuyla ilgili hangi açıklamaları yapıyor? Cinayet diyebilmek için cinayet olduğu yönünde fazlasıyla bulgu var. Ama kesinlikle cinayet midir dersek, bunun için %100 kesinlik arz eden bir delilimiz yok. Sadece cinayet olduğu yönünde kuvvetli bulgular var. Aslında şöyle, eğer bu kaza, şu andaki verilerle kaza olduğunu düşünelim. Bir akıl yürütmesi yapalım. Eğer bu kaza Türkiye'nin herhangi bir yerinde, işte Kahramanmaraş'ta Çağlayan Cirit'ten kalktınız, gittiniz ve söz konusu köyde düştünüz. Bu şekilde meydana geldikten sonra hemen arama kurtarma gitse, cesetlere ulaşılsa ve konu kapansaydı, kaza deme ihtimalimiz daha yüksek olabilirdi. Ama olayın oluşu anından itibaren yaşanan o kadar trajik hadiseler var ki, bu bizde cinayet şüphesini arttırıyor. Çünkü sırasıyla saydığımız zaman o kadar çok madde alt alta sayabiliyoruz ki, yani başından sonuna kadar skandallar zinciriyle başlıyor. Yani helikopter kalkıyor, gidiyor, tamam. Bir yerde hava kötü gözüküyor. Mesela DDK raporunda da, Devlet Denetleme Kurulu raporunda diyor ki, çevresel etkiler, hava muhalefeti kazanın olmasına neden olmuş olabilir. Bu tamam, fiziki kurallar içerisinde dünyanın her yerinde helikopter arasında bir risktir. Ama oradan sonrası normal değil. O kadar çok anormal şey ki, mesela bulunamıyor. Enkazın bulunamamış olması. Yani bugüne kadar Türkiye şartlarında bu yüksek teknolojik verilerde enkaza 48 saat ulaşılamamış olmasının hiçbir izahı yok. Eldeki en kuvvetli veri, bahsettiğim DDK raporundan bahsediyorum, T-34
TİB'in hazırladığı raporlar, TİB'in Türkiye İletişim Komünikasyon Başkanlığı'nın hazırladığı tahmini veriler. Yani çünkü orada gazeteci meslektaşımız İsmail Güneş'in ki 2,5 saate yakın bir şeyi var, konuşma süreci var. Pardon, 27 dakika tek blok olarak konuştuğu süre var. Bu kadar süre konuşuyor. TİB'den alınan bir tahmini haritalar var. Mesela bu haritalar şeyde kullanılmıyor. Aramada kullanılmıyor. Vücutta yüksek miktarda karbondioksit gazı var. Şey, karbon monoksit gazı var. Cesetlerde soru işareti var. Şimdi gazeteci meslektaşımız o kadar konuşuyor ama otopsi raporuna bakıyorsunuz çenesi kırık. Çenesi kırık bir insan bu kadar saat nasıl konuştu? Hani diyelim ki bir şekilde olay mahallinden kayarak uzaklaşmaya çalışmış. Ama otopsi raporunda bu saklanıyor, bu daha sonra ortaya çıkıyor. İşte olayla ilgili olarak hemen vali açıklama yapıyor, diyor ki bulunduğu ayağı kırık geliyor. Ki şu anki o dönemki Kayseri'deki hastanenin başhekimi, şu an AK Parti milletvekili, helikoptere biniyorlar. Olay yerine doğru gidiyorlar. Havadayken helikopter pilonunda telefon geliyor. Diyor ki bulduk, geri dönün. Geri dönüp geliyorlar. İşte köylüler anons ediyor, arıyor. Diyorlar ki bakın işte hatta söyleyeyim, Kızılöz Köyü sakinleri düşüşten hemen sonra arıyorlar jandarma. Diyorlar ki burada yüksek bir gürültü geldi. Muhtemelen bir şey düştü diye. Ama o bölge hiç gidilmiyor. Daha sonra enkaz 48 saat sonra orada bulunuyor. İşte cesetlerdeki yüksek miktardaki gaz oranı, pilotun hastalığı. Ama bütün bunların en önemlisi şeyi şu. DDK raporunda var olan bir veri var. O da şu. Helikopterin uçtuğu güzergahta iki tane F-16 uçuyor. Ve F-16'lar çok yüksek hızda uçan uçaklar olduğu için havacılar da bunu şu şekilde açıklıyor. Oluşturduğu vertigo ya da işte hava akımları sebebiyle pilotun dengesini bozmuş olabilir ve helikopter düşmüş olabilir. Ne hikmet ki o dakikaya ait radar kayıtları kayboluyor. İşte Genelkurmay diyor ki o anda bütün radarlarımız sustu. Yani o 15'ten sonraki helikopterin düştüğü anda orada uçan F-16'lar var. Askeri radarlarda gözükmüyor. Sivil radarlarda gözüküyor. Genelkurmay diyor ki o anda radarlarımız bozuldu. Ama bu işi bilen bütün havacılar, bütün askeri uzmanlar biliyor ki radarlar yedeklidir. Bir tanesi bozulursa en az 3 tane daha yedeği var çünkü bölgede. Tabii şimdi bunları şundan söylüyorum. Bu soruları uzatmak mümkün. Daha fazla örnekler de verebiliriz. Bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman cinayet şüphesi artıyor. Çünkü normal bir kazada bu kadar hata yapılmaz. Yani çünkü burada ısrarla bulunmak istenmemiş merhum Yazıcıoğlu ve arkadaşları. Yani çünkü bütün telefon kayıtlarında şu gözüküyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısıyla ilk anda gazeteci meslektaşımızın hayatta olduğu belli. Çünkü ikisinin telefon görüşme kayıtları var. Hatta rahmetli gazeteci arkadaşımız şey diyor. Abi 543'le başlayan numara kaçtı diyor. Yanındakine soruyor, oradan bir numara alıyor. Yani en az iki kişinin hayatta olduğunu biliyoruz. Burada asıl bence cinayetle ilgili şüphelenmemizi sağlayan ve neden olan konu şu. Benim bugün gazetesinde yazdığım ve şu anda soruşturma dosyasında olan bir konu var. Hava kuvvetleri personeli olan, ki karargahta yani Ankara'dan bir hava kuvvetleri personeli gizli tanık olarak Malatya'daki savcılığa gitti, ifade verdi. O akşam neler yaşandığını anlattı. Yani aslında nasıl bulunabileceğini, hemen enkaza ulaşılabileceğini ama atılması gereken adımların atılmadığını, Hava Kuvvetleri Hareket Merkezi'nin, Genelkurmay Hareket Merkezi'ndeki bilgisayarlarda, bırakın radarların susmasını, o anda havada olan bütün sistemlerin gözüktüğünü, enkazın yerinin noktası olarak tespit edilebileceğini ama bunların yapılmadığını söylüyor. Gizli tanık adresi de gösteriyor. Diyor ki savcıya gidin, Genelkurmay Hareket Merkezi, Hava Kuvvetleri Hareket Merkezi'ne gidin, şu cihazlara bakın, helikopterin hangi güzergahta uçtuğunu, o anda yanından yüksek hızla geçen diğer hava araçlarına ne olduğunu ve enkazın düştüğü yeri görürsünüz diyor. Asıl daha şüphelenmemizi sağlayan şey şu, hava kuvvetlerindeki, çünkü bu gizli tanık savcıya götürüp ve takım veriler de verdi. Ben de bunu gazetede yayınladım. Orada kaza anından 2 saat sonra enkazın üzerinde 2 tane helikopterin enkazın olduğu bölgeye indiğini gösteriyor. Şimdi 2 saat sonra enkaz bölgesine inen helikopterler var ama 36 saat boyunca, daha 36 saat sonra bize helikopterler işte şurada bulundu dendi şeklinde bir bilgi veriliyor. Ve bu kadar saat o helikopterlerin oraya indiği, oradaki askeri personelin cihazlarla ilgili bir takım işler yaptığı saklanıyor. Yetmiyor. Arama kurtarma ekibinin bir takım personeli, ki onların aslında CİTEM'le ilgili olduğu da bilgiler ortaya çıktı. Bir takım cihazları yakıyorlar. İşte Cumhurbaşkanı Gül'ün söylediği, oradaki kritik cihazları
keçiler sökmedi herhalde diyor Abdullah Gül. Şimdi doğal olarak buradaki cihazları söken birileri var. Şimdi bütün bunlar ortaya çıktığı zaman, bu dediğim gibi örnekleri uzatmak mümkün. Ortaya çıktığı zaman soru işareti oluyor. Eğer bir kazaysa bu kadar hatanın, bu kadar tesadüfün üst üste gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla hele hele gizli tanığın anlattığı verilerden sonra benimdeki kanı bu bir cinayet olduğu şeklinde ve özellikle yüksek hızda uçan F-16'larla ilgili radar verilerinin kaybedilmesi, bunların ısrarla saklanması, çünkü Genelkurmay'ın gönderdiği verilerde böyle bir haber yok. Ama sivil radarlardan bulunuyor, bakılıyor ve daha sonra ortaya çıkıyor ki orada uçan F-16'lar var. Yani o hızda uçan F-16 bir helikopterin dengesini rahatla bozup o helikopteri düşürebilir. Dolayısıyla doğrudan müdahale etmesine gerek yok. Zaten F-16'ların çıkarttığı yüksek miktardaki gaz, çünkü hava araçlarının böyle bir etkisi var, iki oluşturduğu vertigo, o helikopterin düşmesi için yeterlidir. Ama en önemli şey şu, hani tesadüfen F-16'ların geçtiğini varsayalım. Genelkurmay radarlarımız bozuldu deyip bu verileri saklamış olmakla zaten fazlasıyla şüpheli bir hareket yapıyor. Yani bu örnekleri bir araya koyduğumuz zaman Yazıcıoğlu kazası sıradan bir kaza olmanın ötesine geçiyor. Sanki bir suikast gibi duruyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında aslında birçok soruyu sormakta fayda var. Çünkü bu tür kazalarda bırakın dakikaları, saniyeler, hatta saliseler bile çok önemlidir. Neticede bu kaza olduktan sonra olayın kara kutusu ortaya çıktığında belki birçok gerçeğe ulaşılabilirdi. Ancak o kadar çok spekülasyon, o kadar çok dedikodu ortaya çıktı ki neyin gerçek, neyin rivayet olduğu da bir türlü aydınlatılamadı. Peki ama acaba kaza anında neler yaşanmıştı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterin arkasında F-16'larda aynı anda uçuş yapmışlar mıydı? Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş 112 acil servisini aradı. Bu konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini ne Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ne de pilot Kaya İstektepe'den ses gelmediğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise görmediğini söylemiştir. Bu konuşmalar İsmail Güneş'in son konuşması olmuştur. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz köyleri arasında Keşdağ Kurudere, Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Enkaz 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değil, 115 kilometre uzağındaydı. 28 Mart 2009 tarihli ve saat 14.10'da Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Yalçın Topçu'nun yaptığı açıklamaya göre, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler vefat etmişlerdir. Kendisi daha önce 17 defa trafik kazası geçirmişti ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenazesi ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dahil yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Vasiyeti üzerine cenazesi Taceddin Dergâh'ına gömülmeyi vasiyet ettiği için bir bakanlar kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Akif Ersoy'un müzesi olarak kullanılan dergâhın bahçesine defnedildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye ismi verildi. Amasya'da yapılan caddenin ismi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirildi. Anadolu'nun birçok yerinde park, cadde ve vakıflara onun ismi verilerek kendisine duyulan sevgi ve saygı tekrar ifade edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanıydı. Aldığı oy oranları da hiçbir zaman %1'i ya da 2'yi geçmiyordu. Ancak rahmetli Yazıcıoğlu'nun gücü bundan çok daha fazlasıydı. Hem geçmişi hem de bulunduğu konum itibariyle aslında birçok dengeleri değiştirebilecek kadar önemli biriydi. Belki de bu yüzden kendisini hedef seçmişlerdi. Peki ama Muhsin Yazıcıoğlu hem devlet için hem de millet için acaba ne ifade ediyordu? Bu konuyu en iyi araştıran gazetecilerden bir tanesi olan Adem Yavuz Arslan bakın hangi açıklamalarda bulunuyor. Şimdi Yazıcıoğlu rahmetli ki benim de yakın dostluğum vardı. Şöyle söyleyeyim hani aldığı oy oranı temsil ettiği misyonu çok altında bir siyasi parti lideriydi. Yani Muhsin Yazıcıoğlu hiçbir zaman aldığı ve alacağı oy oranıyla hesaplanabilecek bir lider değil. Şimdi bir kere Türkiye'nin bütün o zor dönemlerini birinci elden yaşamış, cezaevlerindeki 5,5 yılı hücrede geçmiş, çok büyük acılar yaşamış ve Türkiye'de bugün Ergenekon süreci dediğimiz o zor sürecin, o Türkiye'nin arınma sürecinin hedefi olmuş bir isimdi. Yıllar boyunca da bu yapıyla mücadele etti. Hatta kendi partisinin gençlik teşkilatı bu yapının hedefine oturtuldu. Bu yapı, o gençlik teşkilatı üzerinde örgütlenip bu yapıyı sokak olaylarında kullanmak istediler alperenleri. Ve Muhsin Yazıcıoğlu bütün bunlara direnmiş bir adamdı. Kişi olarak sempatik, yani aldığı oyun ötesinde çok güçlü bir sempatik algısı vardı halkta. Yani belki %3 oy alıyordu ama sonuçta sokağa çıktığı zaman herkesten saygı görüyordu. Çünkü temiz bir liderdi, dürüst bir liderdi ve en önemlisi şu, devletin içerisinde enteresan bir ağa sahipti. Yani şöyle ağdan, mesela işte Cumhurbaşkanı referandumu olduğu gün Dağlıca baskını oluyor ve Dağlıca baskını Türkiye'yi ilk duyuran kişi merhum Yazıcıoğlu oluyor. Çünkü o anda bilgileri alıyor. Ya da devletin başka birimlerinde, noktalarında kendisini seven sayan ve oralardan bilgi akışı sağlayan insanlar oluyordu. Yani gücü temsil ettiği oyun çok ötesinde bir isimdi ve alternatif bir liderdi. Yani şöyle düşünelim, şimdi Türkiye'de siyasi bir proje yapacaksınız ve siyasi projeler için alternatif liderleri kimi temizlemek istersiniz? Muhsin Yazıcıoğlu iyi bir hedef olurdu. Çünkü yarın bir gün başka bir siyasi projede ya da başka bir hedefte siz önünüze engel olarak çıkabilecek birisi. Çünkü Türkiye ile ilgili hani milli bir kimliğinden dolayı Türkiye'nin gidişatı ile ilgili olumsuz bir durumda hemen karşı koyabilecek, örgütlenebilecek ve toplumda karşılığı olan bir liderdi ve dolayısıyla ki şunu da eklemek lazım, hatta o dönemde hatırlayalım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ergenekon davasında gizli tanık olduğu ile ilgili çok tartışılan, netleştirilemeyen spekülasyonlar da vardı. Bence onu da bir tarafta tutmak ve not koymak lazım yanına bu gelişmelerin. Yani Yazıcıoğlu birileri tarafından çok rahat hedef olarak seçilebilecek birisi, yani ölümünü isteyecek çok kişi olduğundan eminim. Dolayısıyla hani neden Muhsin Yazıcıoğlu öldürülmek istenir? Bence öldürülmek istenmesi için çok fazla gerekçe var. Tabii Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmeden önce başına gelen bazı kritik olaylar ve kaza anında yaşananlar da zihinlerde birçok sorunun ortaya çıkmasına sebep oluyor. Mesela kazadan 15 gün önce birileri Muhsin Yazıcıoğlu'nun çalışma ofisindeki bilgisayarını çalmışlar ve geri getirmemişlerdi. Polis yaptığı araştırmalarda herhangi bir bulguya ulaşamamıştı. Acaba rahmetli Yazıcıoğlu'nun bilgisayarında çok kritik ya da önemli bilgiler var mıydı? Ya da birileri bu bilgileri ele geçirerek birilerine şantaj mı yapmak istemişlerdi? Bunun gibi akıllarda birçok kritik soru ve şüpheler vardı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili bazı şüpheler var. Hem kaza anı öncesi hem de sonrasında yaşananlar acaba sorusunun sorulmasına sebep oluyor. Bu sorulardan bazıları şöyle. Helikopter faciasından önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun evinin üst katında çalınan laptop bahçede bulundu. Yazıcıoğlu'nun programı ile ilgili her türlü bilginin bulunduğu laptopu kim neden çaldı, neden geri bıraktı? 15 gün önce Yazıcıoğlu'na yapılan suikast ihbarı neydi? Kazadan hemen sonra Kayseri valisi kurtarma ekipleri olay yerine ulaştı. Yazıcıoğlu yaralı, şuuru açık, hastaneye götürülüyor dedi. Bu ifade kurtarma çalışmalarını yavaşlattı. Kayseri valisine bu bilgi nereden geldi? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti?
Anadolu Ajansı 8 gün sonra vali ile ilgili haberini resmi makamlardan kesin teyit almadıkları gerekçesiyle geri çekti. Ajans, haberin doğru olmadığını açıklamak için neden bu kadar uzun süre bekledi? Yüksek teknolojiye rağmen enkaz 48 saat sonra bulunabildi. Üstelik köylüler buldu. İlk gün GSM şirketinin verdiği koordinatlara rağmen niçin enkaza ulaşılamadı? Üçüncü gün seyyar baz istasyonu kuruldu. Bu işlem neden ilk gün yapılmadı? İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'le 112 acil servis hattındaki görevli kişinin konuşmaları orijinal mi yoksa bantlanarak mı kamuoyuna dinletildi? Son konuşmayı yapan kişi neden hiçbir yerde çıkmadı? Konuşmanın bütünü yayınlandı mı? Helikopterde ELT cihazı var mıydı yok muydu? Varsa neden çalışmadı? Pilot Kaya İstektepe'nin kazadan 2 gün önce ELT cihazının arızalı olduğu yönünde firmaya bilgi verdiği ancak buna rağmen bir şey yapılmadığı iddiası doğru mu? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eğer devreye girmeseydi Muhsin Yazıcıoğlu'nun başına gelen hadise kaza olarak tarihteki yerini alacaktı. Ancak Abdullah Gül'ün devreye girmesiyle beraber Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu bu iş için bazı raporlar hazırladı. Ortaya çıkan raporlar sonucunda da çok kritik bilgiler hemen ortaya dökülüverdi. Bunlardan bir tanesi Yazıcıoğlu'nun helikopterinin uçtuğu anda iki F-16'nın da o güzergahta da uçtuğu yönündeydi. Yani F-16'ların yarattığı vertigo ortamıyla beraber belki de Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmüştü. Tabii bunlar henüz netleşmedi. Sadece iddia düzeyinde. Ancak daha önce söylediğimiz gibi hava kuvvetlerinde ortaya çıkan Gizita'nın anlattıkları ve belki Genelkurmay'ın içinde, belki Özel Harp Dairesi'nde birileri bu cinayeti tezgahlamışlardı. Rahmetli Yazıcıoğlu ile ilgili bir diğer iddia da Ergenekon davasında gizli tanık olduğu yönündeydi. Tabii belki birileri örtbas yapmak amacıyla bu iddiayı ortaya atmışlardı. Reklamlardan sonra Ergenekon davasında gizli tanık olup olmadığını, Yazıcıoğlu'nun ölümünde acaba uluslararası ya da içeriden başka hangi ellerin devrede olduğunu etraflıca incelemeye devam edeceğiz. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası şu anda Malatya Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ancak ortada herhangi bir tutuklu sanık yok. Gizita'nın anlattıklarına rağmen savcılık olayın derinliklerine kadar ilerleyemiyor. Hatta Genelkurmay'dan istenen belgeler bile yanlış çıkıyor. Düşünün ki bir mahkeme istihbarattan, devletten, Genelkurmay'dan belge istiyor ve devlet yanlış belgeleri gönderiyor. Bu açıdan bakıldığı zaman bile birilerinin bu olayı örtbas etmek için elinden geleni yaptığı net bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki ama Ergenekon balyoz gibi birçok davanın görüldüğü, kozmik odalara bile girildiği bir dönemde hala birileri devletin içinde bu tür işleri örgütleyebiliyorlar mı? Bakın gazeteci yazar Adem Yavuz Arslan bu konuyla ilgili neler söylüyor? Bu kadar çok hata yapıldı, bu kadar çok ihmal var. Yani başından sonuna kadar Devlet Denetleme Kurulu'nun raporu zaten bence Özal raporuyla birlikte Devlet Denetleme Kurulu'nun son yıllarda yaptığı en önemli çalışmadır. Yani bu kadar ihmali, bu kadar hatayı üst üste koydular ama bir adım yol alınamadı. Şu anda davada tutuklu sanık yok. Dava şu anda Malatya'daki savcı devam ediyor. Ne çalıştığını açıkçası bilmiyoruz. Yani bir takım doneler var. Gizli tanık ortaya çıkıyor. Gizli tanık adresi de gösteriyor. Diyor ki bakın hava kuvvetleri benim çalıştığım yer. Şu cihazlara, şu yöntemlerle veri girişi yapın. Karşında o helikopterin güzergahını ve düştüğü yeri göreceksiniz diyor. Ama buna rağmen yapılmıyor. Genelkurmay yanlış bilgi gönderiyor. İşte sivil uzmanlar, kaza kırım ekipleri konunun uzmanı değil, yanlış yere gönderiliyor. Yani burada neden çözülemiyor sorusu yine dönüp dolaşıp iş Ergenekon'a dönüyor. Yani çünkü kaza kırım heyetinde ya da kurtarma ekibine giden personellerden bir tanesiyle ilgili JITEM'in personeli olduğu ile ilgili önemli bilgiler var. Sonra orada bir takım
gizli ve yanlış bilgilerin özellikle pompalandığı ile ilgili, işte daha bulunmadan bulundu bilgisini gönderen insanlarla ilgili soru işaretleri var. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdeleri biraz devletin derinliklerindeki o network'ün direnmesiyle ilgili bu durum. Yani o işin çözülmesini istemeyen bir çok güçlü bir yapı var ve bu yapı gerçekten de çözülmesinde her türlü engeli çıkartıyor. Ve bu engeller maalesef yargının içinde de var, askerin içerisinde var, emniyetin içerisinde de var. Çünkü o yapı çözüldüğü zaman bu network'ün bir başka boyutu ortaya çıkmış olacak. Hani bugünlerde biz merhum Özal'la ilgili tartışmayı çok yapıyoruz. Zehirlendi mi, zehirlenmedi mi diye. İşte Özal'ın zehirlenmesi iddialarıyla aslında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili iddialar paralellik arz ediyor. Her ikisinde de devletin bir tarafında çekirdek yapılar var ve bu yapılar çok küçük, gizli yapılar olduğu için deşifre etmek ve onları ortaya koymak çok kolay değil. Ve Yazıcıoğlu olayında maalesef çok ciddi bir de direnç var. Çünkü kritik bilgilere ulaşmak çok kolay değil. O bilgilere ulaştığınız anda bile onları ortaya çıkartabilmek, olayın tanıklarını konuşturabilmek çok kolay değil. Ve maalesef çok uzun zaman geçti. 4 yıl oldu ve hala geldiğimiz yer bir arpa boyu yol alamadık. Yani Türkiye'de bir siyasi parti lideri böyle tartışmalı, böyle şüpheli bir kazaya kurban gidiyor. Ama hala geldiğimiz yerde elde sanık yok. Onlarca soru işareti var ama hala bir adım yol alamadık. İşte bu da o bürokratik direncin bir yansıması. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan Turgut Özal'a 1988 yılında bir suikast girişimi olmuştu. Ve ondan sonra da devletin içinden birileri Özal'ı öldürmek amacıyla birçok faaliyette bulunmuşlardı. Daha sonra Özal 1993 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Kimi iddialara göre de zehirlenerek öldürülmüştü. Yani Özal'ı istemeyen birileri en yakınlarına kadar gelerek onu öldürmeyi becermişlerdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nda da aynı durumlar net bir şekilde kendisini gösteriyor. Devletin derinliklerinde birileri istemediklerini net bir şekilde öldürebiliyorlar. Peki ama burada sorulması gereken temel sorulardan biri de şu. Acaba Muhsin Yazıcıoğlu'nu kimler, niçin öldürdü? Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazayı araştıran Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna göre helikopterin bölgeye giden F-16'larca düşürülmüş olabileceğine işaret ediliyor. Radar kayıtlarına göre helikopterle aynı saatlerde havalanan savaş uçakları kaza bölgesinde sık sık çağrı işareti değiştirmiş. Sivil radarlarda da görülüp kaybolmuşlar. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu raporunda helikopter kazası öncesinde bölgede yaşanan hava trafiğine dikkat çekilirken kazayla aynı dakikalarda bölgede uçan F-16 uçaklarının helikopteri düşürmüş olabileceği iddialarına yer verildi. Raporda kaza öncesinde bölgedeki hava trafiği çizimlerle detaylandırıldı. Türk Hava Yolları başta olmak üzere kaza bölgesi üzerinde uçuş yapan diğer sivil uçakların radar kayıtlarıyla askeri uçakların uçuşuna da yer verildi. Devlet Denetleme Kurulu'nun kaza bölgesindeki uçuşların rutin mi yoksa olağanüstü uçuş mu olduğuna ilişkin Genelkurmay'a yazılan yazıya cevap verilmediği de ortaya çıktı. Raporda şu bilgilere yer verildi. 29.12.2010 tarih ve 722 sayılı yazımızla 25.03.2009 tarihinde enkaz bölgesinin 120 mil çevresindeki alan içerisinde UTC-930 ile UTC-21 arasında gerçekleşen askeri hava aracı uçuşlarına ilişkin olarak askeri radar görüntülerinden birer dakika arayla alınacak dijital görüntü fotoğrafları, uçaklardaki kayıt cihazları ve havaalanı kayıtları esas alınarak transponderinin kapalı olabileceği veya alçak irtifada uçmuş olabilecekleri, bu nedenle radar görüntülerinde yer alamayabilecekleri dikkate alınarak her bir uçağın kalkış ve iniş saatleri, çağrı işaretleri, kalktıkları ve indikleri hava alanlarıyla havada izledikleri güzergah ve irtifa bilgilerinin ayrı ayrı haritalar üzerinde gösterilmesi suretiyle oluşturulacak dijital haritalar, yapılan uçuşların amaçlarıyla rutin ve notamlı alan içinde olup olmadıkları ile ilgili bilgi talep edilmiştir. Ancak rapor tarihine kadar söz konusu yazı ile ilgili herhangi bir cevap alınamamıştır. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Muhsin Yazıcıoğlu'nun gerçekten bir kazaya kurban gidip gitmediğini öğrenmek amacıyla
Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmişti. Ve Devlet Denetleme Kurulu'nun ortaya koyduğu rapor aslında Yazıcıoğlu'nun bir cinayete kurban gittiğini net bir şekilde gösteriyordu. Ancak devletin ilgili birimlerinde birilerini bir omerta sessizliği kaplamıştı. Yani olayı bilenler ya da bilgisi olanlar asla konuşmuyorlardı. Şayet Abdullah Gül belki de bu işin içine girmese bugüne kadar hiçbir şey öğrenemeyecektik. Peki ama nasıl oluyor da Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir kazaya mı yoksa cinayete mi kurban gittiği bir türlü ortaya çıkarılamıyor? Bakın Adem Yavuz Aslan bu konuyla ilgili hangi açıklamalarda bulunuyor? Aslında Cumhurbaşkanı Gül'ün Özal için söylediği ifadeyi aynısını Muhsin Yazıcıoğlu için de söylemek mümkün. Dedi ki bu olayın aydınlatılması Türkiye'nin tarihe karşı sorumluluğudur. Aynı şeyi ben Muhsin Yazıcıoğlu olayı için de söylüyorum. Bu olayın aydınlatılmış olması Türkiye'nin tarihe karşı sorumluluğudur. Çünkü 2000'li yılların, 2010'ların Türkiye'sinde bir helikopterin düşüşü, bu kadar şüpheli şekilde düşüşü ve 48 saat sonra ulaşılamaması ve olayın üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Her gün yeni skandallar ortaya çıkıyor. Ama nedense bu mafyada bir kural var. Omerta sessizliği, yani ölüm sessizliği yapıyorsunuz. Bir çeşit herkes susuyor. Yani bunu bilenler de susuyor, bilme ihtimali olanlar da susuyor. Ve göz göre göre bir siyasi parti lideri, bir parti yöneticileri ve bir gazeteci meslektaşımız faili meçhul bir olaya kurban gidiyorlar. Hani en başta kaza gibi gelmişti. Çünkü biz o gün Cumhurbaşkanı Gül'le Brüksel yolundaydık ve uçakta sürekli Cumhurbaşkanı Gül Türkiye'den bilgi aldı. İlk izlenimimiz ki benim de o anda uçağa binerkenki izlenimim bir kaza olduğu yönündeydi. Çünkü hava şartları bölgede kötüydü. Ama ortaya çıkan o kadar bilgi ve veriden sonra, tanıktan sonra artık bunun kaza olduğuna inanma ihtimalimiz sıfırlıyor. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğüne dair bir başka iddia da Ergenekon davasıyla ilgiliydi. İddialara göre Muhsin Yazıcıoğlu Ergenekon davasında gizli tanıktı. Ancak ortaya çıkan bazı gelişmeler bunun böyle olmadığını da ortaya koyuyordu. İlhan Ciyener ile 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in yargılandığı Ergenekon davasında aslında Muhsin Yazıcıoğlu'na bir kumpas kuruldu net bir şekilde görülüyordu. Gizli tanık Abdülvahap Güllü'nün anlattığına göre AKP'yi ve Gülen'i bitirme planını ortaya atanlarla Muhsin Yazıcıoğlu'na bu kumpası kuranlar aslında aynı kişilerdi. Yani birileri hem Muhsin Yazıcıoğlu'nu öldürmüşler hem de hedef saptırmak amacıyla Ergenekon'u kendilerine koz olarak kullanmışlardı. Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner ile 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in yargılandığı Ergenekon davası dosyasına sürpriz bir ortam dinlemesi kaydı girdi. Asıl adının Abdülvahap Güllü olduğu ortaya çıkan ve soruşturma dosyasında hem şüpheli sıfatıyla yer alan hem de gizli tanık Erzincan olarak geçen kişiyle Gülen cemaatinin üst düzey bir sorumlusu olduğu anlaşılan bir kişi ve yine cemaate ait bir kolejin müdürü arasında geçtiği belirtilen konuşmaların ortam dinlemesi yoluyla kayda alındığı ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla yapılan bu kayıtta üniversite öğrencisi gizli tanık Erzincan, kendisini Kurtoğlu cemaati ve Fethullah Gülen evlerine silah yerleştirmeye zorladıklarını iddia ettiği MİT görevlilerinin bir helikopter kazasında ölen Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun gizli tanık olduğu için öldürüldüğünü söylediklerini iddia ediyor. Ortam dinlemesi kaydında gizli tanık Erzincan'ın konuştuğu kişi tarafından yönlendirilmeye çalışıldığı dikkat çekiyor. Konuşmalarda Başsavcı Cihaner'den yargılanan savcı olarak bahsediliyor ve çeşitli suçlamalarda bulunuluyor. Ancak konuşmanın yapıldığı belirtilen 22 Ekim 2009 tarihinde henüz Cihaner hakkında dava açılmamıştı. Kayıtta ayrıca gizli tanık Erzincan savcılıkta verdiği ifadede söylemediği bazı ilginç iddialarda da bulunuyor. Cemaat evlerine komplo hazırlığı için MİT mensuplarıyla tanıştırılmasına rektörün aracılık ettiğini anlatan Erzincan, 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'le de bir babalar gününde görüştüğünü iddia ediyor.
Babalar Günü'nün dikkat çekmemesi için seçildiğini ileri süren gizli tanık, emniyetin içinde de bazı ergenekoncular olduğunu öne sürüyor. MİT mensuplarının kendisinden cemaat evlerine Hizbullah kitapları, silah ve kamera koymasını istediklerini ileri süren gizli tanığa, cemaat yetkilisi okuduğun risaleler sayesinde bu imtihandan başarıyla çıktın diyor. Gizli tanık cemaat evlerinde çok sayıda asker ve polisin kaldığını da anlatıyor ve kendisine bu kişilere yönelik olarak komple hazırlanması için 800 bin liralık çek verildiği, bunu kabul etmeyince de açık çek verilerek kendisinin doldurmasını istediklerini öne sürüyor. Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin en önemli figürlerinden bir tanesiydi. Ve belki de bu toprakların yetiştirdiği en kıymetli siyasetçilerin belki de başında geliyordu. 1970'li yıllardan vefat ettiği 2009 yılına kadar hemen her kararda, her daim milletin yanında yer almıştı. Belki de geçmişten bugüne kadar bildiği birçok şey ya da elindeki dosyalar birilerinin canını sıkmıştı. Ancak şu bir gerçek ki hem 28 Şubat'ta hem de çok kritik meselelerde Muhsin Yazıcıoğlu hep milletin yanında yer almıştı. Hiçbir zaman darbecilere, provokasyonculara ya da komploculara izin vermemiş, bu millete ya da devlete zeval getirecek hiçbir işin içinde olmamıştı. Kendisine birçok mevki makam verildiği halde Büyük Birlik Partisi'nin başında kalmış ve bu millete hizmet etmeye devam etmişti. Mesela Dağlıca baskını olduğu zaman bunun haberini ilk alan kişilerden bir tanesi rahmetli Yazıcıoğlu'ydu. Devletin içinden onu çok sevenler belki de olayın gerçekte ne olduğunu aydınlatmak amacıyla Yazıcıoğlu'na haber vermişlerdi. Yani Yazıcıoğlu aslında bildiği ve durduğu yer itibariyle çok kritik bir öneme haizdi. Onu öldürenler de belki de tüm bu olup bitenlerden ya da kendi konumundan dolayı onu ortadan kaldırmayı hedef seçmişlerdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası halen Malatya'da devam ediyor. Ortaya ne çıkacak pek belli değil. Görünen durum o ki Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayı da bir kaza olarak tarihteki yerini alacak. Ortaya çıkan gizli tanıklara çok kritik bilgilere rağmen ne yazık ki devletin bir yerinde direncin ötesine geçilemiyor. Yani devletin içerisinde kendisine güç edinmiş birileri bu olayı örtbas etmek amacıyla her şeyi yapıyorlar ve de çok güçlüler. Umarız hem Abdullah Gül hem de hükümetin yaptığı çalışmalar neticesinde failler ortaya çıkar ve bu iş aydınlanır. Önümüzdeki hafta yeni bir komplo teorisiyle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Thank you.